Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tavuk mangal yapacağım. Yapımına geçelim. Merhaba arkadaşlar, bugün tavuk mangal yapacağız. Tavuk mangal için butlarımız var, tavuk göğsü, kanat, kol, bunlar var. Şimdi başlayalım, yapımına geçelim. Butlarımızı şu şekilde aralıyorum, böyle bıçakla açıyorum. Mangalda güzel pişsin diye. Bu şekilde. Şimdi de kanatlarımızı alalım. Onlara da bıçakla şöyle biraz küçük küçük çizikler atıyorum. Hem baharatlarını, tuzunu falan içine güzel çekiyor, hem de mangalda güzel pişiyor bu şekilde. Şimdi göğsümüz var, tavuk göğsümüz. Onu da kuşbaşı şeklinde doğruyorum. Şişe dizeceğim. Arkadaşlar, şimdi tavuğumuzu marine edeceğim. Önce tuzumuzu atıyoruz, yeteri kadar. Pul biber ve toz biberim var içinde, bir yemek kaşığı kadar. Bir tatlı kaşığı kadar zahter, kekik. Biz burada zahter de diyoruz. Sarımsak 3 diş. Kimyon, karabiber birer çay kaşığı. Bu da burada 7 çeşit baharat var bunun içinde. Burada tavukları marine etmek için satılıyor aktarlarda. Onlardan alıyoruz. Onu da katıyorum. Çok güzel bir koku veriyor, rahya veriyor. Şimdi yarım çay bardağı kadar sıvı yağımız var. Ama yeteri kadar koyacağım. Kadar yeterli. Şimdi marine ediyorum.
Şimdi şişlere, ızgaralara alıp mangalımızda pişireceğiz. Şimdi de kuşbaşı doğramış olduğumuz tavuk göğsünü şişlere diziyorum. Közde pişireceğiz bu domatesleri de diziyorum. Biberlerimiz de közde pişireceğiz yine. Bunları da diziyorum. Mangalımız da yandı arkadaşlar. Köz olunca artık etlerimizi pişireceğiz. Kebabımızın yanında yemek için soğan salatası, zerzevat hazırlıyorum arkadaşlar. Şöyle incecik incecik doğrayacağım. Maydanozlarımı da doğruyorum. İçine taze nane de doğruyorum. Çok güzel olur. Şimdi sumağımızı koyalım. Tuzumuzu atalım. Ve şöyle karıştırıyorum arkadaşlar. Hazır. Arkadaşlar, lavaş ekmeklerimizi yağlamak için biber salçası ve yağdan oluşan bir sos hazırladım. Şimdi sosunu sürüyorum. Bu şekilde. Tavuk mangalımız sunuma hazır. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.